Akşamlar sevgili izleyiciler, Selasor'a hoş geldiniz. Şimdi Ahmet'te saat 20 ve Selasor başlıyor. Sevgili izleyiciler, bu akşam Selasor'a stüdyoda iki konuğum var. Ben hemen onları size tanıtmak istiyorum. MDP Ahmet Milletvekili Sayın Emine Ayna ve yazar Sayın İbrahim Gezici. Hoş geldiniz her ikinize. Sıcak bir gündemle karşı karşıyayız. Biliyorsunuz Gezi Parkı ile işe başlayan süreç devam ediyor. Geçtiğimiz hafta ise Cumartesi Pazar günü Ahmet'te Kürdistan'ın kalbinde çok önemli bir konferans gerçekleşti. Kuzey Kürdistan Konferansı yapıldı. Bu konferansla birlikte aslında Kuzey Kürdistan sözünü söylemiş oldu. Barış ve çözüm sürecine ilişkin. Hafta içinde çözüm sürecine ilişkin çok sayıda açıklama ve uyarı vardı. Bu uyarıların hedefinde AKP hükümeti vardı. Çünkü AKP hükümeti birinci aşama sona ermiş olmasına rağmen ikinci aşama bir türlü başlamıyor. Bu konuda ayak diretiyor. Çok farklı çevrelerden ve özellikle BDP eş başkanından ve Kecekeli Yürütme Konseyi Başkanı Sayın Murat Karayılan'dan ciddi uyarılar geldi. Bu hafta içerisinde buna yönelik hareketlenmeler de vardı. Son 24 saat aslında çok ilginç, enteresan görüşme de gerçekleşti. Bu iki konuyu bu akşam konuşacağız. Özellikle Gezi direnişte ortaya çıkan politik durum ve çözüm sürecini, Kuzey Kürdistan Konferansı ve tabii önümüzdeki hafta Avrupa'da Türkiye'li, Kürdistanlı, Mezopotamya, Anadolu'dan gelmiş insanların katılacağı üçüncü konferans yapılacak. Süreci konuşacağız. Az önce dediğim gibi BDP Ahmet Milletvekili Sayın Emine Ayna ve yazar İbrahim Gezici bizimle birlikte. Yine programımızın akışı içerisinde KCK Yürütme Konseyi Üyesi Sayın Duran Kalkan ile bu konulara ilişkin yaptığımız bir söyleşi iki bölüm halinde ekranlara getireceğiz. Özellikle Sayın Kalkan hem Kuzey Kürdistan'daki yapılan Kuzey Kürdistan Konferansı'na ilişkin hem Avrupa Konferansı'na ilişkin açıklamalarda bulunuyor ve özellikle Gezi direnişle birlikte ortaya çıkan politik durumu değerlendiriyor. Bundan sonraki barış ve çözüm süreci nasıl ilerleyeceği konusunda önemli açıklamalarda bulunuyor. Bunu, bu iki dosyayı size daha sonra paylaşacağız. Tekrar hoş geldiniz. Aslında nereden başlayacağım diye düşünüyorum ama şöyle diyelim. Gezi direnişiyle ortaya çıkan, yani bu son tablo netleşti mi? Yani kim kime karşı ne oldu, ne bitiyor? Türkiye'de bir kaos mu var? Kriz mi var? Bir devrimci durum mu var? Sizce ne oluyor Türkiye'de? Yani keşke devrimci bir durum olsa ama tabii çok öyle bir devrimci durumdan söz etmek mümkün değil. Ancak Gezi Parkı ile açığa çıkan şöyle bir durum oldu. Her ne kadar AKP bunun işte ulusalcıların bir eylemi olarak lanse etmeye, statükocuların bir eylemi olarak lanse etmeye, Avrupa karşısında kendini böyle kurtarmaya çalışıyor olsa da bu eylemin öyle ulusalcıların falan eylemi olmadı, ortaya çıktı bir kere. Bir diğer boyutu bana göre Gezi Parkı direnişiyle açığa çıkan şu oldu. 10 yıldır hükümette AKP. Bu çok dünyada seçimle çok örneği görülmeyen bir durum. 10 yıl sürekli çok görülmeyen bir durum. Oyuna kurar gelen. Tabii. Oyunu sürekli arttırarak gelen ama her gelişinde demokrasi diyen, her hükümetinde de antidemokratik yaklaşan. Çok enderdir. Demokrasi söylemleriyle gelip 10 yıl içerisinde çok başka bir Türkiye söylemini insanların önüne serip, Kürtlerin, Türklerin, demokratların, Avrupa'nın, dünyanın, Orta Doğu'nun, pratikte ise 10 yıl sonra açığa çıkan durum şu, kimse mutlu değil. Yani bu bunun siyasi bir figürü yok. Türkiye'de kimse memnun değil. Kimse Türkiye'nin gidişatıyla ilgili geleceğine dair net bir görüşe sahip değil.
Türkiye'nin ekonomisinin Avrupa karşısında güçleniyor olması demek ki Türkiye halkları için önemli değil. Evet. Bence Gezi Parti direnişinin en önemli açığa çıkardığı şey budur. Bir parça tabii açacağız bir parça. Bunu AKP'ye oy verenlere dahil midir? Yani memnuniyet, memnun olmayanlar dahildir. Dahildir. Ben şu anlaşılsın istiyorum. Sorun mesela AKP hep şunun üzerinden götürmek istiyor. Son 4 yıldır kendi siyasetini, hükümetini Türkiye'de ekonomi iyiye gidiyor. Dünyada ekonomi kötüye giderken Türkiye'de ekonomi iyiye gidiyor. Ama Türkiye'de kimsenin derdi ekonomik değil. Türkiye özgürlük istiyor. Türkiye demokrasi istiyor. Türkiye'nin derdi bu. Yani Türkiye bu konuda değişim istiyor. AKP 10 yıldır oylarını arttırdıysa bu beklenti nedeniyle arttırdı. Gezi Parkı direnişi bu anlamda bir patlama. Artık AKP sen sadece Kürtleri değil herkesi kandırıyorsun. Evet. Senin Türkiye'yi demokratikleştirme diye bir derdin yok. Mesele yoksa Türkiye'nin ne kadar ekonomik anlamda iyi olduğu, enflasyonun kaça düştüğü, doların ne kadar olduğu, euronun ne kadar olduğuyla ilgili bir mesele değil. Evet. Mesele özgürlüktür, demokrasidir. Evet. Peki niye Gezi Parkı 6 ay önce değil de 3 ay önce de niye şimdi patlak verdi? Yani bunun nedenini bazı politikacı, bazı siyasi gözlemciler çözüm sürecinin başlamasıyla ilişki içinde kuruyorlar. Yani siz bu fikire katılıyor musunuz? Yani çözüm süreci savaş durmamış olsaydı acaba Gezi Parkı'ndaki bu yani Gezi Parkı'yla isimlendirilen bu direniş, bu enerji o açığa çıkar mıydı sizce? Kesinlikle çıkmazdı. Aslında 10 yıldır Türkiye halkı, Kürdistan halkı için söylemiyorum, rejime karşı, özellikle AKP hükümetine karşı tepkileri içinde biriktirdi. Korkar, her şeyden korkar hale geldi. Telefonla dahi konuşmaya dinleniyoruz ruh haliyle. Evet. Korkan bir toplumdu. Niye bu süreçte patlak verdi? Görüşümce PKK'nin PKK gerillaların geri çekilmesi, bunda tabii ki barış süreci çok ciddi rol oynamıştır. Çünkü Türkiye egemen sınıfları AKP ya da genel anlamda Türkiye evet. egemen sınıfları bugüne kadar Türk şövenizminden ciddi anlamda besleniyorlardı. Savaş bir biçimle tabii savaş Türkiye'deki tüm çelişkileri örtüyordu. Rize'deki bir çay üreticisinin, Giresun'daki fındık üreticisinin ya da İstanbul'da çalışan bir memurun ya da işçinin güncel sorunlarını örten bir rol oynuyordu. Hatta Türkiye ulusunun ezici çoğunluğu bu şövenizmle bilinçleri şınırında edilmişti. Yani Kürdistan'da süren savaş tüm Türk halkının bakış açısı oraya kilitlenmişti ve ciddi bir Kürt antipatisi oluşturulmuştu Türkiye halkı üzerinde. Evet. Şimdi bugün gelinen süreçte PKK gerillaları çekilince ve barış süreci denilen süreç başlayınca şimdi bu örtü kalktı. Bu örtü kalkınca egemen sınıflarla biriken sorunları egemen sınıflarla hesaplaşabilecek engel de dolayısıyla kalkmış oldu. Yani Türk şövenizmi bir biçimiyle darbe yemiş oldu. Bu çok önemli çünkü Türkiye toplumu başka neredeyse çok az toplumlara benzeyen özellikler var. Türkiye toplumu mesela Türkiye ırkçılığı, milliyetçiliği, Türk ulus kibri, üstün ulus kibri çok hakimdi, çok egemendi. Gezi olaylarıyla bu ulus kibre ciddi anlamda darbe vurulmuştur. Türkiye toplumunun aydınlanması için bir kapı aralanmıştır. Fakat bu kapı tamamen sonuna kadar aralanmış diyemeyiz. Sadece kapının mandalı açılmıştır, orada duruyor. Bundan sonra sürdürülecek mücadelenin seyri ya bu kapıyı tamamen ayıracak evet. ve aydınlanma süreci başlamış olacak ya da bu kapı tamamen kapanacak yeniden. Evet, şimdi benim tabii dikkatimi çeken aslında geziyle devam edeceğiz. Arkadaşlarımız Sayın Duran Kalkan'la yaptığımız süreçte ikinci bölümünü hazırlasınlar. Çünkü konuyu dağıtmamak açısından söylüyorum. Şimdi benim çok dikkatimi çeken bir şey var. Gezi Parkı direnişle birlikte de yer yer ulusal simgeler çok öne çıkıyor. Yani Türk bayrağı, Atatürk simgeleri. Ama buna karşı olan Erdoğan yaptığı mitinglerde de daha büyük devasal bayraklar açıyor. Yani acaba şöyle mi oluyor? Yani az önce Sayın Gezici'nin dediği şey, hala Türkiye'yi yönetenler, yani ana muhalefet partisi CHP ve Kemalistler, bunun karşısındaki iktidar, hala milliyetçiliği, şövenizmi, kitleleri uyutmak için yeterli bir ilaç olduğuna mı inanıyorlar gerçekten? Yani niye bu kadar bir bayrak yarışı yaşanıyor? Ben şeye çok katılmıyorum. Hani
Doğru, Türkiye'de birçok tartışmalar, savaşın yaşanıyor olması ve söz konusu işte Türk milleti ise ya da işte devlet ise gerisi teferruattır. Bakış açısı, hatta şeyi hatırlarsak, esnaflar sokağa indi. TUMOP başkanı çıktı, bu konuda böyle bir konuşma yaptı, esnaflar geri çekildiler. Hatırlarsanız evet. 2009 yılında böyle bir şey bile yaşanmıştı ama ben Gezi Parkı'ndaki o direnişi hayata geçirenlerin çok o kesimler olduğunu düşünmüyorum. Benim için önemlidir. Mesela Kemal Kılıçdaroğlu ve bütün vekiller Kadıköy mitingini iptal edip Gezi Parkı'na gitmek istediler. Orada kabul görmedi. Görmedi. Yine benim için önemli, yani benim için derken bireysel anlamda demiyorum. Olan, siyasal tabii, anlamda söylüyorum. Şu kısmını mesela göz ardı etmemek gerektiğini düşünüyorum. Gezi Parkı direnişinde binlerce insan oradayken Farklı Lideri Abdullah Öcalan'ın posterleri de oradaydı. Hı hı. Ve kabul gördü. Yani oradaki toplumsal birlik, her siyasi bakış açısı vardı. Yani hem dini anlamda hem etnik kimlikler anlamında vardı. Ama birbirine karşı da kabullü olan kesimlerdi. Gezi de böyleydi. Gezi de böyleydi. Ya. Aha, İzmir vesaire, bunların hem ulusalcılar bu eylemi bir Erdoğan karşıtı. Şimdi siyasette demokrasi mücadelesi vermek, özgürlük istemek, demokrasi istemek başka bir şeydir. Bir hükümete karşı mücadele vermek başka bir şeydir. CHP, ulusalcılar, evet, yani hükümetten ziyade Erdoğan'a karşı bir şeye haline dönüştürmek istediler. Ama Gezi Parkı böyle değildi. Evet. Gezi Parkı direnişi hiçbir zaman ona dönüşmedi. Dönüştürülmesine de izin verilmedi. Yani, CHP Genel Başkanı'nın, evet, yani değil Kemal Kılıçdaroğlu, ben CHP Genel Başkanı'nın Gezi Parkı direnişine gidememiş olmasını önemsiyorum. Gezi Parkı düşünebilir miyiz? Çok kısa, çünkü daha taşıyacağız. Yani. Gezi Parkı daha çok demokrasi isteyen, daha çok özgürlük isteyenlerin olduğu bir alan, bir direniş merkezi oldu. Kesinlikle öyleydi. Bence şunun görünür olması anlamında önemliydi. Bayrakla bağlantı, evet, kurmak istiyorum izin verirseniz. Buyurun. Şunun görünür olması önemliydi. Demokrasi, özgürlük talebini sadece Kürtler istemiyor. Evet. Bu talebi oraya sıkıştıramazsın, Kürtleri bu anlamda marjinalleştiremezsin deyimiydi bana göre Gezi Parkı direnişi. Bu anlamda tam da hani o diyoruz ya, Türkiye'deki halkların toplumsal muhalefetini yaratmak. Bunun için çok önemli bir veriydi Gezi Parkı direnişi. Türk bayrağını orada CHP, AKP kullanmak istedi. CHP Erdoğan karşıtlığı üzerinden kullanmak istedi. Gezi Parkı bu oyuna gelmedi. AKP şimdi Türk bayrağını Gezi Parkı direnişine karşı sizin dediğiniz anlamda, evet, kullanıyor. Ama şu olmadı. Hiçbir zaman Gezi Parkı direnişi ulusalcı, sürece karşıt bir eylem, buna büründürmek istediler. AKP bunun üzerinden süreci ağırlaştırmak istedi. İşte bakın, bir kesim karşı çıkıyor, önümüze engel çıkarıyor, acele edemeyiz, yavaş, evet, yavaş vesaire. Ne onun oyunu tuttu, ne onun oyunu tuttu. Yani ikisi de Gezi Parkı direnişi karşısında küçüldüler. Evet, şimdi görünüyor ki Gezi Parkı direnişinden de Gezi Parkı'daki toplumsal güçten bir ara gelişiyle Gezi'nin dışındaki alanlarda, işte İzmir, Adana, kısmen Ankara'da veya Avrupa'nın çeşitli merkezlerinde bir araya gelen ve harekete geçen güçler arasında bir nitel fark var yani. Öyle gözüküyor. Çünkü İzmir'de önemli BTP binası yakıldı. Antakya'da öldürülen gencin cenaze töreninde ordu göreve sloganları atıldı. CHP, Ergenekon bağlı bir takım gruplar bunu az önce Emine Hanım'ın dediği iktidara karşı bir iktidar mücadelesi haline getirdiler. Biz bunu nasıl birbirine ayıracağız? Yani demokrasi ve Kürtler, diyelim ki demokrasi güçleri ve Kürtler, solcular, hatta tutarlı muhafazakar insanlar, demokrasi isteyen liberaller, nasıl kendilerini bu ulusalcı, Ergenekoncu, darbeci güçlerle ayıracaklar bu tür politik durumlarda? Sizce ne yapmak gerekir? Ne, ölçü nedir burada? Ben şimdi esas olarak Sayın Aynay'a katılıyorum. Evet. Taksim, Gezi direnişi ulusalcıların önderliğinde başlayan bir direniş değil. Demokrasi güçlerinin, çevrecilerin içinde de ezici çoğunluğu zaten demokrasi güçleri oluşturuyor. HES'lere karşı duranlar vesaire. Evet. Bunların başlatmış olduğu bir eylem. Ulusalcılar sadece eyleme sızmaya çalıştılar. Sayın Süreyya, Sırrı Süreyya'nın dediği şey gibi can kurtaran önde gidiyor. Şey de arkaya takılıyor. Sayın Kılıçdaroğlu da arkaya takılmaya çalıştı. Şimdi esas önderlik, esas öncülük Taksim özgürlüğünde
demokrasi güçlerindeydi. Bu taksim de böyle ama Türkiye genelinde başka bir ortam çıktı. Türkiye genelinde her yerde de aynı değil. Yani biz homojen bir şey görmüyoruz. İzmir için de homojen değil. Yani bu kavgada meydanı boş bıraktığınız an meydanı birileri doldurur. İzmir'de ulusalcılar doldurmaya çalışır. Taksim'i demokrasi güçleri boş bırakmış olsaydı emin olun ki onu ulusalcılar güçleri yetiyorsa doldurmaya çalışırdı. Meydan muharebeleri, mücadeleler böyledir. Kim boş bırakırsa Avrupa Birliği doldurur, emperyalist diğer emperyalist bloklar ya da güçler doldurmaya çalışır, gizli servisler doldurmaya çalışır. Ama biz meydanda onlar var diye velev ki öyle biz o meydanı onlara bırakamayız. Onların elindeki o silahı almak, o gücü almak zorundayız demokrasi güçleri olarak. Şimdi neyle anlaşılır bu? Bir, programla. Bizim taleplerimiz neler? Ulusalcıların talepleri neler? Bir de şuna düşmemek gerekiyor bence. Yani elinde hep Türk bayrağı taşıyan koyu ulusalcı değildir. Mesela biz Köln'de çeşitli etkinliklere katıldık. Elinde Türk bayraklarıyla gelen Sayın Öcalan'ın posterleri vardı yanında. Kürdistan bayrağı vardı. Alevilerin flamaları vardı. Sosyalistlerin bayrakları vardı. Hepsi yan yana durabiliyordu. Biz şunu ayırt etmek zorundayız. Yani hedefe vururken ağırlıklı olarak şunu yapmak durumundayız. Ulusalcılarla ulusalcıları küçültüp koyu ulusalcıları, yumuşak ulusalcıları değişebilecek durumda olan ki Taksim bunu yaptı. Dikkat ederseniz gençler geldi. Yani Türkiye'de bu katı çünkü ulusalcı derken bunu sadece CHP bağlamında söylüyoruz. Değil mi? Sadece CHP bağlamında değil. Ama şimdi mesela CHP Türkiye, İşçi Partisi. Geleceğim buraya yok geleceğim. Şimdi tabii çok bir sosyolojiden bahsediyor. Mesela hani biz ulusalcı derken Ergenekoncu, İşçi Parti, CHP falan kastediyorduk ve öyle algılanıyordu. Ama ben şahsen AKP'nin Sincan mitingini gördükten sonra Kızıl Nedine Çeşme'de orası. Kazlı Çeşme mitingini. Bugün Kayseri'deki mitingi gördükten sonra bu ulusalcı tanımını değiştirmek gerekiyor. Yani CHP artı AKP, CHP artı MHP hepsini aynı blokta görmek gerekiyor. Çünkü şöyle bir şey, ulusalcılık belki CHP ile isimlendiriliyor. Çünkü şöyle bir şey ortaya çıktı. Aslında bu gezi direnişi de AKP kaybettiği kadar ulusalcılar kaybetti. Yoksa yani sadece ulusalcılar kaybetti. Yani böyle bir acayip bir durum ortaya çıktı yani. Çok güzel bir durum. Şimdi şöyle söyleyeyim. Şimdi söyleyelim. AKP ulusalcılığıyla, AKP statükoculuğuyla Kemalist statücük arasında böyle çok büyük farklar yok. Nüans farkları var. Şimdi her ikisi de her iki ulusalcılık da halka karşı kullanılıyor mu, kullanılmıyor mu? Biz buna bakalım. Statüko sonuçta gelişmenin önünde, yeninin önünde, değişimin önünde bir engel. Bugün gelinen aşamada AKP'nin mevcut statükocu tarzı da engel. Sonuçta Recep Tayyip Erdoğan şahsında kristalize olan bir şey var. Diktatör eğilimler ya da tiranlaşma. Alevilere saldırıyor. Cinsellere saldırıyor. Kürt halkını aşağılamaktan, Kürt halkının simgelerini yeri geldiğinde aşağılamaktan hiç de geri durmuyor. Yeşile, doğaya saldırıyor. Amerika hariç, sermaye hariç, tüm toplumsal kesim, ulusalcılar da keza saldırıyor. Doğaldır aralarındaki mücadelenin doğası gereği bu böyledir. Saldırıyor. Biz şu tartışma yapılıyor dikkat ederseniz. Provoke eder kim? Dış güçler mi provoke? Hayır. Esas provokasyoncular AKP ve Fethullahçılardır. Bu sürecin esas provokasyonunu yapan onlardır. Bir gün önce Fatih Sultan Mehmet Yavuz Sultan Selim ismini vererek açılıştan ne yaparsanız yapın geziyi yıkacağız dedi. Bu nedir? Provokasyon değil mi? Bir gün sonra ne yaptılar? Tablo ortada. Provokasyon değil mi? Evet. Halk ne yaptı? Kendini meşru olarak savundu. Evet. Şimdi tabii siz nasıl bakıyorsunuz bu ulusalca meselesine? Burada bir şöyle diyebilir miyiz? Bu süreç aslında hani gerilimi artırdı ama herkesin pozisyonu da bir netleştirdi mi? Mesela AKP kadar bu süreçte CHP'de kaybetti mi? Şimdi şuradan bakmak önemli tabii. Hani ona yumuşak ulusalcılar, sert ulusalcılar başka bir kavram ama şunu... İbrahim arkadaşlar da şöyle diyor. Fikret Aşın söylüyor. Diyor ki belki bu süreç, bu kriz ortamında mümkündür ki bu ulusalcılık yerve alsın. Yani şövenizm bir aşağı çekilsin. Ben de aynısını düşünüyorum ama ben mesela o kavramdan değil. Mesela şöyle bak. CHP'nin belli bir tabanı kesinlikle yönetimi değil. Tabanı örneğin Deniz Gezmiş sempatizanıdır. Yani anlatabiliyor muyum? Böyle bakıyor. CHP'ye böyle bakıyor.
Ulusalcılığa böyle bakıyor. Ama orada işte Mazlum Doğan sempatisine gelmiyor şunu, yani. Şunu söylemeye çalışıyorum. Yani Çekuvarak'la gidiyor Latin Amerika'ya. Şunu söylemeye çalışıyorum. Hani bağımsız Türkiye demeyi ulusalcı, yani oradaki o ince farkı, bağımsız Türkiye'nin içerisindeki Türk ve Kürt halkının kardeşliği, Türk ve Kürt halkının birlikte mücadelesi, buraları göz ardı edip bağımsız Türkiye kavramını ulusalcılıkla bir eden, bir gören bir damar var. Elbette ki bu damar Gezi Parkı direnişinde şöyle bir şeyi gördü. Sarsıntı geçiyor değil mi? Tabii. Mesela basına bu Gezi Parkı eylemlerinin, Gezi Parkı'ndaki polis müdahalesinin, devletin yaklaşımının, basınadaki yayınlayış şeklinin Kürtlerin verdiği mücadeleyle kıyas yaptı. Bu mesela sosyal medyaya yansıdı. Bu anlamda önemli değişimler, önemli soru işaretleri, sorgulamalar elbette ki yarattı ama şurayı hiçbir zaman göz ardı etmemek gerekiyor. Oradan yakalamak, orayı gerçekten de boş bırakmamak gerekiyor. Türk bayrağı öyle bir bayrak ki CHP'de, AKP'de Türk bayrağını, Türk milliyetçiliğini, Türk ulusalcılığını, ırkçılığını, faşizmini Kürt sorununun çözümü önünde en büyük silah olarak kullanıyorlar. Tabii. Bu burada işte o silahı sizin hani o kesin dediğiniz, benim Deniz Gezmiş sempatizanları, ÇED sempatizanları diye baktığım kesimlerin bunu görünür kılmak lazım. Yani bakın budur, ulusalcılık budur, milliyetçilik budur. Bugün yapmak istedikleri şey tam da sizin demokrasi adına yaptığınız bu eylemi Kürt sorununun tartışmasının ikinci aşama tartışmasına geldiği evrede kullanmak istiyor. CHP de kullanmak istiyor. AKP de kullanmak istiyor. AKP şunun üzerinden kullanmak istiyor. Evet siz ikinci aşama diyorsunuz ama bakın bir de böyle bir şey var. Ben çok acele yapamam bu yasaları, çok aceleye getiremem. CHP kullanmak istiyor. Müzakereyi sabote etmek istiyor. Müzakere koşullarını ortadan kaldırmak istiyor. Kürtlerin hiçbir şekilde hiçbir demokratik halktan yararlanmamasını istiyor. CHP bu anlamda Gezi direnişine müdahale ediyor. AKP diğer anlamda ve her ikisi de Türk bayrağını bu anlamda kullanıyorlar. Bizim tam da buradan orada olmamız gerekiyor. Tabii tuhaf bir durum var. Yani peki Avrupa'da yaşayanlar ya da dünyaya gelenler biliyorlar. Bu tür eylemler dünyanın her tarafında oluyor. Bu tür örneğin Brezilya'da oluyor. Ve de en son işte Fransa'da olduğu çok büyük eylemler. Hatta geçen 3 hafta 4 hafta önce Fransa'da karşılıklı olarak 300 bin kişinin katıldığı bu eşcinsel evlilikte ilişkin karşılıklı yürüyüşler yapıldı. Ama hiçbirisinde Fransa bayrağını görmüyoruz. Herkes kendi hani grup, çevre, parti neyse onun bayrağını taşıyor. Ama Türkiye'de devletin bayrağı partilerin şey bayrağı gibi oldu. Yani nedir işte Kazlıçeşme'de. Hatta en büyük hakaret. Evet, bayrağı yani, en büyük hakaret. Bir devletin bayrağı, senin partinin bayrağı diye niye o kadar açıyorsun, taşıyorsun, herkesin gözünün içine sokuyorsun. Avrupa'da da öyle yapıyorlar. Şimdi yani diyelim ki işte Gezi'de direnişle ilgili yapılan bazı eylemlerde bu CHP ulusalcılar hani tek bir demokrasi sloganı rastlamıyoruz. Daha çok ulusal imgeler üzerine götürüyorlar. Tabii bu az önce sizin dediğiniz gibi Gezi direnişinin şeyini ortadan kaldırmıyor. Peki son bu konuyu yine taşıyacağız da bir tür daha atalım. Burada sosyolojik vaka nedir? Yani burada yeni bir kuşaktan mı bahsediyoruz? Yani yeni bir devrimci kuşaktan mı bahsediyoruz? Yani işte 12 Eylül biliyoruz ki Türkiye devrimci hareketine çok büyük ağır darbe vurdu. Daha sonraki yıllarda bir toparlanma dönemi yaşandı. Gezi direnişe birlikte çıkan, ortaya çıkan bu yeni gençlik fenomeni acaba sonra adına, demokratik güçler adına umut verici şeyler veriyor mu? Yoksa nasıl olacak? Burada ne çıkacak? Şöyle. Hani bir, toplanıyorlar, konuşuyorlar, forumlar yapıyorlar. Ya şimdi buna X siyah kuşağı diyorlar. Evet. 70 ile 90 arasında doğan kuşaklar işte bu et. Bir parça 68'e benziyor sanki bu kuşak. Değil. 68 değil. Bu yani 68 kuşağı şöyleydi. Kapitalizme karşı kesin bir tavır vardı 68 kuşağında. Anti-emperyalizm bir tavır vardı. Bu kuşak daha çok lümpenliği de içinde barındıran, aydınlanmayı da içinde barındıran, yani %10, %20 gibi ciddi anlamda akademik birikimi olan insanlardan da oluşuyor bu kuşak. Ve birbirlerini etkileyebiliyor. Ya çok basit bir örnek vereceğim. Önceden futbol taraftarları birbirlerine karşı tepkilerini birbirlerini döverek ya da küfür ederek ifade ediyorlardı. Evet. Ya da daha doğrusu birikmiş tepkilerini sisteme karşı ya da mevcut hükümete karşı ifade edemiyorlardı. Birbirlerine karşı dışa vuruyorlardı bir biçimiyle. Fakat Taksim neyi yaptı? Futbol taraftarlarının en azından bir bölümünü AKP'ye ya da devlet faşizmine karşı birleştirdi. Türk bayrağı, deminki konudan örnek versek, her Türk bayrağı elinde olan koyu ulusalcı diyemeyiz. Çünkü
yaşasın halkların kardeşliği diye Türk bayrağı olup da elinde slogan atanlar da vardı. Türkleri ve Kürtlerin kardeşleşmesi gerektiğini vurgulayanlar, biz Kürtlere yapılanları şimdi anlıyoruz diyenler de vardı. Bunların sayılarda hiç de küçümsenmeyecek. Ama bunlar Türk bayrağını elinde bulunduruyorlar. Bu elinde bulundurma şöyle İçi Partisi'nin, Türkiye Gençlik Birliği'nin ya da CHP içerisindeki koyu ulusalcıların elinde bulundurduğu gibi bir bayrak değil. Sadece simge olsun diye taşıdıkları bir bayrak. Peki bu sosyolojik şeyde buradan bir demokrasi hareketi çıkar mı? Örneğin diyelim ki Halkın Demokratik Kongresi ve de Partisi sizce bu ortaya çıkan bu muazzam enerji diyeceğim. Çünkü az önce belirttik elindeki bayraktan bağlı bunun ideolojik bağımsız olarak bir enerji ortaya çıktı. Yani bunu kesinlikle kabul etmek gerekir. Bu enerjinin nereye gideceği, kimin öncülük yapacakla alakalı bir şey. Evet. Burada Halkın Demokratik Partisi ve de Kongresi sizce bu enerjiyi görüyor mu? Doğru okuyor mu? Yani bu enerjiyi iyi yönlendirebiliyor mu? Ve de yönlendirebilir mi? Çünkü bu çok muazzam bir durum. Yani yönlendirmeli, öyle diyeyim. Temennimiz o. Yani hani o... Orada değilim, tartışma, HDK'de değilim, tartışma, o anlamda söyledim. Onlar adına bir şey söylemek gibi bir durumum elbette olamaz. Ama tam da söylediğimiz şey o, yani boşluk bırakmamak gerekir derken, buna izin vermemek, AKP'nin bunu kullanmasına, CHP'nin bunu kullanmasına izin vermemek derken, orada tüm fark, mesela düşünebiliyor musunuz? Bir yanda işte kızıl komünist dururken yanında namaz kılıyordu diğeri. Yani böyle bir manzara vardı. Antikapitalist Müslümanlar vardı. Yani çok evrensel bir görüntüydü oradaki. Çok dikkatimi çekti. Bu nedenle tam da HDK o. Evet. HDK evrenselliği temsil eden, sembolize eden bir kavram. Türkiye için, Türkiye'deki bütün farklılıklar için söylüyorum. Toplumsal muhalefeti sembolize eden, yani toplumsal muhalefet CHP değildir, MHP değildir, diğer siyasi oluşumlar değildir. Toplumsal muhalefet halklardır diyen, farklılıklardır diyen, bu farklılıklar, halklar bir araya gelerek ancak Türkiye'yi demokratikleştirme gücü açığa çıkarır diyen bir kongredir. Tam da bu bir çok çok önemli bir dinamik. Şu anda HDK yapmalı bir an önce bir araya gelip, mesela şu anda forumlar var, belki izliyorsunuzdur. Evet, evet, çok önemli, o ilçelerde, meydanlara insanlar, mahallelerde toplanıyorlar ve tartışıyorlar. Evet. Tam da işte aslında konfederalizme giden yol bu. Hani sokakta insanların tartışması, yavaş yavaş kendisiyle ilgili kararları kendisi veren, müdahale eden duruma gelmesi siyasal anlamda önemli. Yani Kadir Topbaş'ın şu açıklamayı yapması önemli değil midir? Bundan sonra bir otobüs durağını bile değiştirecek olursak halka soracağız demek. Evet. Gezi direnişi böyle bir şeyi bile açığa çıkarmışsa, bir AKP belediye başkanına bunu söylettirebilmişse... Çok önemli bir gelişme de HDK tam da burada işin merkezi. Şura önemli ama hani diyorlar ya işte Arap Baharı, Türk Baharı mı bu da vesaire diye. Arap Baharı'ndaki en büyük handikaplardan biri öncüsüzlüktü. Eğer Gezi Parkı direnişi de bugüne kadar geldiği gibi öncüsüz, örgüt anlamında, örgütsel anlamda, örgütlülük evet var. Bir Taksim Dayanışma komisyonu denen, koalisyonu denen, grubu denen bir şey var ama o sadece Taksim Dayanışması üzerinden kendini geliştiren bir durum. Bunu daha da büyüten, örgütlü bir güce dönüştüren bir öncülüğe ihtiyacı var. HDK o öncülüğü üstlenebilir. İşte o zaman bu işin ucu demokrasiye kadar gider. Evet. Buyurun, ya ben bu sürece yeni bir paradigma doğdu diye diyorum bu süreç için. Şimdi eski paradigma neydi? Gençlik, geniş halk yayınları açısından içe dönük birbirlerine karşı tepkiler, ya sisteme karşı tepkilerini birbirlerine karşı kavgalarla ya da farklı yönelimlerle ifade eden bir toplum vardı. Kesinlikle eylem yapmaktan, direniş yapmaktan korkan, sokağa çıkıp barışçıl gösteriler yapmaktan korkan, kendi hakları nedir onu aramaktan korkan, bilinçsiz bir kitle vardı. Şimdi bu süreçte şöyle diyelim, hatta bir kısmı utanan, her şeyden korkar hale getirilmiş bir toplum, yıldırılmış bir toplum diyoruz. 12 Eylül gibi neredeyse yıldırılmış bir toplum. Şimdi bu Taksim direnişi bunu paramparça etti. Bu şey değildir, devrimci bir durum ya da devrimci bir kalkışma değildir kesinlikle ama bu yılgınlığı bu yılgınlığa darbe vurdu. İki, bu sürecin ulusalcıların lehine gelişmesine darbe vurdu. Biz doğru analiz edersek bunu görürüz aslında. Ulusalcılar birkaç yerde çırpınıyor süreci, mevziyi ele geçirmek ama o çırpınış boşuna.
Çünkü Türkiye'nin geleceğini belirleyen Türkiye halkının, Türkiye halkı için söylüyorum, Kürdistan halkını bir an bir kenara bırakırsa, Türkiye'nin geleceğini belirleyen %25, %30 aydınlanmış bu kesim oluşturuyor işte. Şimdi yeni paradigma nedir? Artık ortaklaşa bir şeyleri paylaşabileceklerini gördüler. Bu Taksim'de oluşan komün yaşamıyla, yani ekmeğin çorbanın paylaşılması, bir arada yaşanabileceği, antikapitalist Müslümanlar namaz kılanlar, kılmayanlar, eşcinseller, herkes birbirine maksimum düzeyde saygı ve hoşgörü gösteriyordu. Bu bizim hedeflediğimiz toplum değil mi? Evet. Herkesin yaşam tarzına saygı duymak değil mi? Ortaklaşabilmek, mümkün mertebede tartışabilmek saygı çerçevesinde. Taksim'de bu yaşanmadı mı? Yaşandı. Bu yabancılaşmaya, kapitalist yabancılaşmaya, bu bencilleşmeye karşı, bu toplumu atomize etmeye, atomlarına kadar bölmeye karşı bir darbe mi değil mi? Evet, darbe. Doğru. O zaman biz buna yeni paradigma diyebiliriz. Yeni bir süreç başladı diyebiliriz. Abartmadan. Şöyle diyebiliriz. Türkiye artık bundan sonra eski Türkiye olamayacak yani. Eski Türkiye olamayacak. AKP eski AKP olamayacak. Bir kere bunun altını çizelim. Evet. Şimdi tabii tartışma devam edeceğiz. Bir cümle ben ekleyeyim. Brezilya'daki ayaklanma ile ilgili çok kısa bir röportaj izledim. Dün değil evet bugün bir televizyonda, bir Alman kanalında. Bir tane adam hararetli konuşuyor. Diyor ki orada 20 centten dolayı, 20 cent ulaşma zam yapıldığı için yüz binler sokağa indi. Bir de çok enteresan, Brezilya gibi futbol sevgisinin olduğu bir yerde futbola giden para halka harcansın diye bir talep beğendi. Genç bir tane şunu söylüyordu. Çok bıktık, çok bekledik ama artık kavga ve mücadele etme zamanı geldi. Edeceğiz, sonuna kadar gideceğiz. Böyle bir sıkışma var dünyada. Yani genel olarak dünyada bir sıkışma var. Yani bu diktatörler ülkelerde, yani halkı ciddiye almayan, yerleri ciddiye almayan bir sıkışma var. Bu sıkışmanın çok büyük bir dalgası geliyor diye düşünüyorum. Bu konuda Duran Kalkan da görüşleri var. Özellikle Gezi Parkı direnişine ilişkin. Onu izleyen daha da tartışmaya devam edeceğiz. Sevgili izleyiciler, Kecekev Yürütme Konseyi Sayın Duran Kalkan'a yaptığımız söyleşinin Gezi Parkı'na ilişkin, Gezi direnişine ilişkin bölümünü ekranda getiriyoruz. Bu yeni sürecin tipik bir olayıydı. Tamamen süreçle bağlı bir olaydı, eylemlikti. Sürecin gereği olarak toplumun değişik kesimlerinin bir araya gelerek bir tür açık konferans yapması gibiydi. Bu anlamda önemliydi. Aslında toplumun taleplerinin doğrudan ortaya konmasını, bu anlamda herkesi daha duyarlı kılmayı ifade ediyordu. Bir de doğru yaklaşılsaydı, daha önceki zamanda süreç konusunda birlik yaratamayan çelişkili olanları birleştirebilecek bir platformdu. Yani iktidar ile muhalefeti, sol demokratik çevreleri, bu dönemin görevleri konusunda, yeni demokratik çözüm sürecinin görevleri konusunda birleştirecek, mutabakata vardıracak bir olaydı. Çünkü herkesi ilgilendiriyordu. İktidar muhataptı, muhalefet muhataptı. Demokratik çevreler solcusuyla, İslamicisiyle, yurtseveriyle hepsi içindeydi. Bütün halklar, Kürtler içindeydi. Böylece ortak bir platform payda olabilir. Gerekli olan ama bir türlü gerçekleştirilemeyen birliği, bu demokratik çözüm süreci üzerindeki birliği sağlatabilirdi. Fakat baştan itibaren ters alındı. Provoke edildi. Böyle yaklaşılmadı. Şöyle söyleyebilirim ben. Sanki böyle bir el dışarıdan bu sürece, Gezi Parkı olayına müdahale etti. Onun anlamını, tanımını, önemini, dolayısıyla yaratması gereken süreçleri ters çevirdi. Çatışmaya dönüştürdü. Bölünmeye dönüştürdü. Daha çok kutuplaşmaya dönüştürdü. Sonunda da aslında demokratik siyasi mücadele sürecinin ruhuna uygun olarak bu mücadelenin en somut ortaya konuşu olan ve herkesin kabul etmesi gereken eylem bir
parçalanma, çatışma, kavga etkenine AKP'nin faşist terörünün tırmandırılması, polisin birçok eylemci ezmesine yol açtı. Bunu bir provokasyon, sabote etme olarak görmek lazım. Bazıları eylemi bir provokasyon gibi görüyorlar. Bu kesinlikle saptırmadır. Eylem karşısındaki duruş, tutum bir provokasyon oldu. Süreçten kopuk ele alan, demokratik siyasi mücadele süreciyle Türkiye'nin demokratikleşmesiyle birleştirmeyen herkes bu eyleme sabote etme temelinde yaklaşmış demektir. Aslında böyle ele aldılar. Mesela AKP böyle ele aldı, CHP, MHP böyle ele aldı. O olayı kendi aralarındaki o kısır, dar iktidar çekişmesinin, çatışmasının bir aracına dönüştürmek istediler. Gerçeği söylemek gerekirse aslında baştan itibaren tanımlama, yürütmesine destek verme, süreçle bağını kurma konusunda biz de yetersiz kaldık. Devrimci güçler olarak, hareket olarak biz de. Bunun öz eleştirisini verebilirim ben. Daha iyi tanımlayabilir, daha çok ön açıcı, aydınlatıcı yaklaşım gösterebilirdik. Böylece söz konusu provokasyonlar, oyunlar bozulabilirdi. Ama bunda tam başarılı olamadık. Bir el geriden müdahale etti, provoke etti, süreçten koparmaya çalıştı. Sanki bu olaylar süreçten bağımsız, kendi başına tekil olmuş gibi gösterilmeye çalışıldı. AKP'nin tutumu da öyle oldu. CHP, MHP'nin tutumu da öyle oldu. Bu noktada CHP, MHP ile AKP aslında birlik oldular. Aynı dili kullandılar. Süreçten kopardılar. Karşılıklı kendi aralarındaki çıkar çatışmasına alet ettiler. Bu bir provokasyondu. Psikolojik savaş olayıydı. Kim müdahale etti buna bilemeyiz ama bir el sanki müdahale ederek bu güçleri yönetti gibi. Sonuçta da aslında büyük bir fırsat olan, büyük bir ayağa kalkış olan, sürecin ruhuna uygun olarak toplumun iradesini ortaya koymasını yansıtan olayın sabote edilmesi gerçekleştirildi. Aslında bu işte anayasal, yasal düzenlemeler çerçevesinde Türkiye'nin demokratikleşmesinin önemli bir ön açıcısı olabilecekken tersine çevrildi, çatışma durumuna dönüştürüldü. Bu tür yaklaşımların hepsi yanlıştır. Zorlayıcı oldu biraz. Fakat bunlar düzeltilebilir. Bizce doğru ele almak, doğru yaklaşmak gerekiyor. Eğer herkes sağduyulu olarak olayları iyi değerlendirir, kendi cephesinden eleştirel, öz eleştirel yaklaşır, başta yapamadığını şimdi yapmaya kalkar da düzeltirse bu olayın sonuçları yine olumlu bir etki yapar. Ama tabii öyle düzeltme olmaz da Gezi Parkı direnişi sırasındaki tutumu herkes sürdürmeye çalışırsa o zaman şu ortaya çıkar. Siyasi çevreler toplumun demokratikleşme istemine ve tutumuna terstir. O halde bu siyaset, mevcut partiler, bu meclis o zaman demokratik siyasi dönüşüm yapamaz. Demokratikleşmeyi sağlayamaz. Eğer düzeltme olmazsa genelde bu kanaat hakim olacak, netleşmiş olacak. Gezi Parkı olayının netleştirici yanı burası. Bize göre Başbakan Tayyip Erdoğan ve AKP baştan beri sürece seçim gözlüğüyle bakıyor. Yani bunu biz şimdi görmüyoruz. AKP'nin bu yüzü şimdi açığa çıkmıyor. Baştan da böyleydi. Biz hareket olarak hükümetin, AKP'nin yaklaşımının, tutumunun böyle olduğunu değerlendiriyoruz yani. Bu konuda yanılmadık da. Şimdi de aynı durumu görüyoruz.
AKP aslında çok geri çekilmeden yana olan, ona hazır olan bir güç de değildi. Ateşkes istiyordu, çatışmasızlık olsun, o ortama dayanarak 2014 seçimlerini kazansın. Şimdi bu planı aşan bir tutumu ortaya koydu Önder Apo, hareketimiz de bunu destekledi. Aslında AKP'ye rağmen bir demokratikleşme süreci geliştiriyor ve mücadelesi yürütüyoruz. Bunu herkesin anlaması lazım. AKP'ye de demokrasiye hizmet edecek adımlar attırmaya çalışıyoruz. Tabii onlar da bilinçliler, duyarlılar. Atmak istemiyorlar. Her şeye kendi politik çıkarları çerçevesinde bakıyorlar. Bu noktada aslında Önder Apo'nun Nevroz'da yaptığı çağrıdan çok memnun olmadılar. Geri çekilmeyi çok sahiplenmediler. Çünkü onun kendi üzerlerine yükleyeceği siyasi görevler vardı. Onu üstlenmek istemiyorlardı ama geri adım da atamadılar. İlk aşama bir biçimde yürütüldü. Fakat dikkat çeken yan Tayyip Erdoğan'ın Amerika gezisi ardından gösterilen yaklaşım. Süreçten tümüyle kopuk bir üslup, tutum ortaya çıktı. Bunu Gezi Parkı olayları da gündemleştirilerek daha da iyi maskeleyebildiler. Aslında muhalefet de aynı tutumu gösterdi. Böylece sanki yeni süreç yokmuş gibi bir tutum, gündem oluşturmaya yöneldiler. Bunu Amerika mı onlardan istedi? Yoksa Amerika demokratikleşmeyi önemsiyordu da AKP bundan korkarak daha temkinli geri adım atan bir yaklaşımı mı benimsedi? Orasını bilemiyoruz ama bir değişiklik oldu. İkinci adımı atma, ikinci aşamaya geçme. Dolayısıyla ateşkes ve gerillanın geri çekilmeyi başlatmasıyla birlikte oluşan savaşsızlık, çatışmasızlık ortamında Türkiye'nin demokratikleşmesini sağlayacak ve Kürt sorunun siyasi çözümünün önünü açacak siyasi, hukuki adımlar atmak gerekiyorken bu rutinden, gündemden düşürmeye kalktılar. Oysa Haziran başından itibaren Türkiye'nin gündeminde anayasanın yapımı olacaktı. Demokratikleşme ve Kürt inkarının aşılmasını içerecek bir anayasanın yapılması temel gündem olacaktı. Yine antidemokratik yasaların değiştirilmesi, düzeltilmesi gündem olacaktı. Bu noktada yönetimimizin açıklamaları, uyarıları oldu. Bunu herkes görmeli. Ateşkes AKP'nin seçim kazanması için yapılmadı. Gerillanın demokratik çözüm yürüyüşü AKP'ye yeniden iktidar kazandırmak için değildir. Bunu herkes bilmeli. Yine kitlelerin bu kadar istemi, konferansı, eyleme kalkışı da bunun için değil. Önemli bir zemin, fırsat oluşturuluyor. Demokrasi herkesin yararına deniliyor. O halde herkesin yararına olacak bir demokratikleşme gerçekleştirilsin diye bunlar yapılıyor. Şimdi yeniden tartışmalar gündeme gelebilir. Bu konuda AKP süreci koparmaz. Öyle sanılmamalı. Mümkün olduğu kadar çatışmasızlığı sürdürüp seçimleri kazanmaya çalışacak. Şimdiden de o süreci evet başlatmış, önceden de başlatmıştı. Aslında süreçten böyle sonuç almak istiyor, isteyecek. Bunu herkes böyle bilmeli. Mümkün olduğu kadar da hukuki ve siyasi açıdan demokratikleşme adımları atmamaya, süreci muğlaklaştırmaya, geçiştirmeye, oyalamaya çalışacak. Bu anlaşılmıştır. Bu konuda söylenmesi gereken ne? AKP ve benzer güçler bilmeliler ki bunu kimse kabul etmez. Bunu herkes görüyor. Yani
bu bir göz boyama gibi kendi çıkarını sadece hakim kılacak bir duruma hiç kimse izin vermez. Kürtler de izin vermez. Türkiye toplumu da izin vermez. Çünkü bu güçler barış istiyor, demokrasi istiyor, çözüm istiyor. Yoksa AKP iktidar olsun istemiyor. Onun için değildir. Mevcut güçler bu gerçeği görmeli. Evet sevgili izleyiciler, Duran Kalkan özellikle Gezi Direnç'le birlikte ortaya çıkan politik durumu ve ikinci aşamaya ilişkin görüşlerini paylaşıyor bizimle. Bu bölümde bir tur daha atacağız özellikle bu çözüm süreciyle beraber Gezi Direnç'le birlikte ortaya çıkan yeni politik durumla ilişkin bir şey daha oldu aslında. Uluslararası cemada Erdoğan yönelik eleştirilerin sınırsız bir eleştiri başladı. Hatta hükümetler düzeyinde açıklamalar yapıldı. Birleşmiş Milletler Genel Sekreterinden tutun da işte Amerika Birleşik Devletleri'nden, Washington, Beyaz Saray'dan geldi, Fransa'dan geldi, Almanya'dan geldi, başkentlerden yani Gezi Direnç'le alakalı olarak geldi ama hepsinde bir Erdoğan'la ilgili ciddi eleştiriler de var bunun içerisinde. Genel bunun toplarsak acaba Batı Erdoğan'ın gözden mi çıkarttı? Yani siz bunu böyle okuyabilir miyiz? Yoksa nedir buradaki? Çünkü niye daha önce işte Kürdistan'da ve de Türkiye'de bu kadar ağır hak ihlalleri varken, polisin şiddeti bundan kat kat daha yüksekken Batı'dan bu tür eleştiriler duymadık. Neden şimdi bu eleştiriler gündemde? Nasıl bakıyorsunuz? Ya Erdoğan'ı gözden çıkardı diyemeyiz. Sadece hizaya çekmek istiyor görüşümce Batı Erdoğan'ı. Çünkü belli noktalarda kontrolden çıktı ya da farklı farklı noktalarda da kontrolden çıkma durumu vardı. Avrupa Birliği mesela şu açıklamayı yaptı. Daha doğrusu Avrupa Parlamentosu. Evet, Avrupa Parlamentosu. Erdoğan için rol model rolünü oynayamadı dediler. Şimdi bu çok önemli. Sosyalistlerin başkanı da bu açıklamayı yaptı. Avrupa Parlamentosu da, Avrupa Konseyi'de sanırım bu açıklamayı yaptı. Yani verilen rolünü oynayamadılar. Onun için bir kulağını çekme ihtiyaçları duydular diye düşünüyorum. Belli noktalarda da örneğin laiklerle İslamcılar arasında, İslamcı daha doğrusu Erdoğan'ın İslamcı yönelimi son çıkardığı yasalarla birlikte onu biraz geriye alıp denge laiklerle İslamcı arasında bir dengeyi sağlama durumu söz konusu olabilir. Artı bu süreçten yararlanmak isteyen gerçekten de farklı farklı güçler de olabilir. Yani onu şu anda ben çok komplo teorileri geliştiremiyorum. Fakat dediğim şekilde denge sağlamış olabilirler. Laik kesimle İslamcı kesim arasında bir denge sağlayıp İslamcıların bu kadar ön plana çıkmasını, Suriye noktasında farklı Amerika'dan bazen farklı farklı sesler söylüyordu. Erdoğan işte Kürt sorunu meselesinde bazen farklı farklı şeyler söylüyordu. Her meselede çok farklı şeyler söylüyordu ve her şeyi biliyordu. Yani işin ucu Avrupa Birliği'ne kadar uzanınca, ABD'ye kadar uzanınca bence biraz hizaya çekme ihtiyaçları duydular. Ve hizaya da kendi örneğin CNN, International canlı verdi. 6 saat mi ne bilmiyorum tam hatırlamıyorum. 4 saat ya da 6 saat Taksim direnişini canlı verdi. Hepsi canlı verdi. Yani hemen hemen hepsi canlı verdi ama ilk defa CNN, International Türkiye'deki bu eylemi bu kadar uzun saat canlı verdi. Tabii bu da bir mesajdı aslında. Erdoğan'ın BBC'ye, CNN International'a falan kızgınlığı boşuna değil. Düne kadar hep Erdoğan'ı gösteren bu kanallar bugün toplumsal bir hareketi göstermeye başladılar. Bu demek değil ki. Tabii biz bunların analizini yapıyoruz ama. İnsan narsist olunca birinci olmaktan. Tabii. Biraz Erdoğan gündemden düşünce sinirleri bozuldu diyelim. Tabii bu demek değil ki. Ben şöyle komplo teorileri geliştirmek istemiyorum. Yani bu eylem şu güçlerin ya da bu güçlerin inisiyatifine geçti ya da onların inisiyatifinde başlandı demek gerçekten de bir komplo teorisi olur. Bu direniş faşist devletin ya da faşist AKP'nin Alevilere karşı, Kürtlere karşı, Türklere karşı, emekçilere karşı, hatta şunu söylüyorum, iddialı söylüyorum, İslamcılara karşı fütursuz politikalarının birer sonucu. Ve halka bu kadar tepeden bakan, diğer Orta Doğu'daki tüm diktatör örneğinde olduğu gibi, Suriye'deki, Mısır'daki, Irak'taki Saddam örneğinde olduğu gibi, halkı teba gören, şükredici, şükredin, ben veriyorum, şükredin, daha ne? Konuşuyorsunuz benden iyi başbakan da bulacaksınız. Tabii, benden iyi başbakan, benden iyi lider. Neredeyse kendisini kutsal ilan edecek kadar ileri gitti. Siz nasıl bakıyorsun? Dünya Erdoğan'ı gözden çıkarttı mı? Yani Batı dünyası diyelim. Yani çünkü hani onun müttefikleri, NATO, Amerika Birleşik Devletleri, Batı Avrupa, özellikle Almanya çok sert eleştiri yapıyor. Bugün
İşte Büyükelçi Çağdar uyardılar. AKP hükümetinden gelen eleştiriler Merkel'e ilişkin eleştirileri sert buldukları için uyarıyorlar. Medya çok keskin bir dil kullanıyor. Şimdi ben, şey ayrı tabii, hani AKP Erdoğan hep şey söylüyoruz, bir Amerika projesi olduğunu, farklı bir boyut olduğunu, diğer siyasi hareketler gibi, partiler gibi olmadığını hep söylüyoruz ama mesela bundan birkaç ay önce, yani birkaç ay derken bayağı bir zaman önce, tam zaman hatırlamıyorum, hatırlarsanız Kemal Kılıçdaroğlu Erdoğan'a işte otoriter, diktatör benzeri bir şey kullandı diye bir Avrupa Parlamentosu Başkanı'nı mıydı? Sosyalist Grup Başkanı Svoboda. Randevusunu iptal etti. Kabul etmiyoruz dedi. Bu cümleyi değiştirin dedi. Bir hafta önce. Gezilirken bir hafta önce. Ha, yani, şimdi öyle bir şeyden böyle bir şeye dönüşmesi ilginç. Ama Erdoğan eleştirirken CHP adres kabul etmiyorlar. Bu da garip bir şey yani. Hayır. Çünkü şu, bir CHP geçmişi var. Evet. Hani AKP geçmişi daha yakın tarihli. CHP geçmişi daha uzun bir tarihi var ve biliyorlar CHP'yi. Bunu Kemal Kılıçdaroğlu'ndan bağımsız biliyorlar elbette. O yüzden hani onun alternatifi gibi görmüyorlar ama ben şeyle bağını kuruyorum, süreçle. Bunların hepsinin bir bağ olduğunu düşünüyorum açıkçası. Çünkü Başkan Öcalan'ın yaptığı çağrıdan sonra birçok ülkeden, yine Avrupa Birliği'nden, parlamentodan vesaire selamlama mesajları oldu. Olumlu görüldüğüne dair bu sürecin, mesela şu önemliydi, bu sürecin iki aktörü var. Biri Erdoğan'dır, biri Öcalan'dır dendi. Yani hep bu sürecin bir çözüme evrilmesi yönünde yapıcı, destekleyici söylemler geliştirildi. Ben bu süreçle Gezi Parkı direnişinin, uluslararası güçlerin Erdoğan'a bakışının birbirinden çok bağımsız olduğunu düşünmüyorum. Evet. Yani bir hafta önce biri, bu Kemal Kılıçdaroğlu veya bir başkası diktatör diyecek diye sen görüşmeyi iptal edeceksin, kabul etmiyorum diyeceksin. Bir hafta sonra sen onu da aşan şeyler söyleyeceksin. Yani bu bir haftada mı gördüler? Hayır. Bununla alakalı bir şey değil. Bir haftada mı fikirleri değişti? Hayır. Orada yapılmak istenen şey Erdoğan'ı Türkiye'nin demokratikleşmesi asgari düzeyde bile olsa, işte sadece Avrupa Birliği'nin normları çerçevesinde bile olsa adım atmaya teşviki içindi. Ama şunu bence herkes görmeye başladı artık. Erdoğan ayak diriyor. Çözüm için. Çözmemek için. Çözmemek için. Evet. Çözmemek için. Yani bu benim kendi düşüncem. Elbette ki tartışmaya açıktır ama bence Erdoğan ayak diriyor. Bu süreçte çözümü geliştirmeyi düşünmüyor. Yani Sayın Duran Kalkan'ın ifade ettiği bir şey önemli. Bunu seçimin bir argümanı olarak kullanmak istiyor. Bir yandan böyle bir süreçte MHP'nin oylarını göz ardı etmek istemiyor örneğin. Ya bunların hepsiyle birden oynamak istiyor. Yani herkesle birden oynamak istiyor ve önümüzdeki süreçte bunların hepsini oya devşirmek istiyor. Bu artık çok bilinen bir oyun oldu. Yani şöyle bir beklentisi vardı. Geri çekilme 8-9 ayı bulacak. Bu arada 8-9 ay geçtikten sonra da dönecek, diyecek ki bakın yerel seçimler yaklaştı. Şimdi bu yerel seçim ağzında mümkün değil, seçimlerden sonra diyecekti. Ve bu o rüzgarı arkasına alıp bir seçim gövde gösterisi yapacak. Şimdi böyle olmadı. Geri çekilmeler çok kısa sürede bitti neredeyse. Şimdi bu kadar kısa sürede bitmiş bir birinci aşamayla yüz yüze kaldı. İkinci aşama için herkes bir beklenti içerisinde. Gezi'yi bu anlamda kullanmak istedi. Çok da bu anlamda kullanamadı. Çünkü Gezi direnişini götürenler kullanmasına izin vermediler. Böyle bir durumla. Hükümete iki tane uyarı geldi bu hafta için. Şununla bitireyim. Buyurun. Yani Avrupa'nın gözden çıkarması, çıkarmaması diye bir durumun söz konusu olduğunu çok sanmıyorum. Çünkü kendi projesidir. Amerika Birleşik Devletleri'nin kendi projesidir. Bence hani bir yöntemle, bu sefer böyle bir yöntemle Erdoğan'ı çözüme zorlamak istiyorlar. İstiyor diyorsunuz. Şimdi tabii hafta içerisinde hem hafta başında, daha sonra pazartesi günü Sayın Keçeki Yürütmen Konseyi Başkanı Sayın Karayılan, Fırat Haber Ajansı'na bir açıklama yaptı. Özellikle ikinci aşamaya ilişkin. Salı günü de BDP eş başkanı Sayın Selahattin Demirtaş grupta bir konuşma yaptı. Her iki konuşmada tonlama çok netti yani. Açıklamada çok sert şekilde hükümet uyarıldı yani çözüm sürecine ilişkin. Sizce bu uyarılar hükümet tarafından ne kadar anlaşıldı, anlaşılıyor? Şimdi hükümet adına bir şey söyleyemem ne kadar anlaşıldığını ama ben şunu söyleyebilirim. Siz nasıl görüyorsunuz? Çünkü hükümetin, pardon çok özür dilerim sözü kesiyorum bu akşam.
Şimdi Erdoğan var, işte başbakan yardımcıları var, danışmanları var. Hı hı. Bunlar her gün medyada konuşuyorlar. 3-5 yukarı bunların algılama ve zeka düzeyleri de net görünüyor yani. Çünkü hı hı. Yani hangi toplum sonra nasıl yaklaştırıyorlar 10 yıl içerisinde tanıyoruz bunları. Hı hı. Acaba diyorum bu ekip yani hı hı. gelen felaketin farkında mı? Hani soruyu böyle sormuş orayı. Çünkü 99 hı. süreci de var ortada. 99'da şey dedi, nasıl olsa bunlar gittiler bir daha geri gelmezler dediğinde ama savaş çok daha büyük bir şekilde geldi. Evet. Ya ben şuna inanmıyorum. AKP'nin çözüm sürecine ilişkin net bir projesi yok, bu bir. İkincisi evet. net bir projesi olan bir parti Kürdistan'a karakollar yapmaz, yeni karakollar. İki, koruyucu alımlar yapmaz. Şimdi her ikisini de yapıyor. Artı dağları halen bombalıyor bildiğim, takip ettiğim kadarıyla. Halen provokasyonlar yaratmaya çalışıyor. Şimdi proje olduğu zaman tansiyonu düşürme ihtiyacı olur. Her gün uçakları Kandil'e, Kandil'e yönlendiriyor. Tabii ki ve Erdoğan'ın kullandığı dil çok iğrenç bir dil. Halen paçavra diye böyle kibirli söylemleri. Demek ki daha burnu sürtünmemiş. Bu sefer de Kürtlerin sürtmesi gerekiyor burnu. Kullanmaya devam ediyor. Yani bir çözüm sürecinde masaya oturulduğu zaman bir ulusa, bir ulusun önderliğine saygı duymanız gerekiyor. Evet. Saygı duymuyorsanız burada sahtekarlık var. Burada kafanın arkasında başka planlar ve projeler var. Ben Sayın Aynı'ya bu anlamda katılıyorum. Yani ama şimdi iki yönünü sürdürmek zorunda. Ya savaşı tekrar başlatacak bu provokasyonların sonucu. Bu tamamen bence AKP'nin işinin bitmesi demek olur. Bunu başlatacak gücü yok diye düşünüyorum. Ha, gücü var ama götürür. Bu savaş bu sefer Erdoğan'ı tamamen götürür. Ya da demokratikleşme paketleriyle, yeni paketlerle belli ölçüde oyalayarak seçim sürecine kadar bu süreci tekrardan oyalama taktiğiyle götürecek. Ama ben şuna inanmıyorum. Yani oyalama taktiğiyle de götürse net bir çözümün olduğuna inanmıyorum. Çünkü basit bir özür diliyorum. Bir çok güzel bir şey. Az önce dediğiniz soru konusuyla ilgili. Niye savaşmaz? Yani çünkü Karayılan yaptırma diyor ki hükümet ve devlet savaş hazırlığı yapıyor. Yani belki onların bilgisinden daha fazla. Ben Sayın Karayılan'ın söylediklerine inanıyorum. Yani samimi de buluyorum. Yani çok nadir. Yani bir insandan bir tanesidir Karayılan. Yani söylediği hep doğru çıkmıştı bugüne kadar. Yani bakın bütün açıklamalarına böyledir. Yani Kürt tarafının yöneticileri böyle yani boşu boşuna açıklama yapmazlar. Şimdi niye peki savaşmaz? Ben peki, şimdi savaşmaz diyorum. Bu seçime kadar nasıl gider bilmiyorum ama en azından şu önümüzde birkaç ay içerisinde böyle bir şey göze alacaklarını düşünmüyorum. Şöyle alabilirler. Ciddi bir oy kaybı devam ettiği etmeye süreci devam ettikçe yani %35'lere düşmüş. İşte %42 hesaplıyorlar ortalama. Bu devam ederse eğer tekrar milliyetçi oyları, ulusalcıların oylarını kendi potasında toparlamak için böyle bir çılgınlığa girişebilir. Ama bu da onlar açısından bir sonuç almaz. Ben seçim sürecine kadar bunu yapacaklarını zannetmiyorum. Çünkü savaşmaları demek, seçim sürecine kadar savaşmaları demek her bir askerin ölümü aynı zamanda onun puanına olumsuz olarak yansıyacaktır. Onun için her şeyi bence AKP seçim endekslemiş durumda, seçim sonrasına endekslemiş durumda, seçime kadar da süreci oyalama taktiğiyle de götürebilir. Evet, peki yani seçime kadar tabii 8-9 ay var, 8-9 ay çok uzun bir süredir. Kürdistan'da halkın bekleme derdi yok, öyle değil mi? Sabrı yok. Şimdi ortaya birkaç geziyi aratacak sivil itaatçı harekete çıkabilir. Kaldı ki gezi direnişi olduğu günlerde Roboska'ya yakın yerde insanlar, binlerce insan gitti, tankların önünü kesti, karakolları yıkmaya başladı. Bu daha da artabilir ve çok büyük halk hareketleri gündeme gelebilir. Bu nasıl etkiler? Yani AKP bunu hesaplıyor mu sizce? Veya hükümetin şu andaki aklı nerede? Yani nerede aramak gerekiyor? Böyle bir hani bir rasyonel bir akıl var mı o tarafta? Görüyor musun yoksa? Yok, ben yani başta mesela bir şey söylediniz ya, siz Erdoğan'ın karizması çizildi dediniz. İşte AKP içerisinde ya da başta program başlamadan önce bir sohbette söylediniz. Şimdi bu önemli bir şey. Şimdi AKP çok tek bir yapı değil. Yani AKP kurulduğu günden bugüne çok farklı kesimlerden toplama bir siyasi hareket. O farklı kesimlerden toplamanın içinde bir yandan işte bir milliyetçi cenah var. Bir yandan da işte Türkiye ancak biz demokratikleştirebiliriz diyerek yanına çektiği bir cenah var. Yani böyle bir karmalık var. Karmalık şu anda mesela tartışıyor. O karma yapının her birinin kafasında ciddi soru işaretleri var. Örneğin deniyor ki Abdullah Gül ve yanındakiler Erdoğan'ı İslamcı görmüyor. Yani
daha böyle İslami kararları almasını bekliyor. Bir kesim Kürt sorununu çözmesi, Türkiye'yi demokratikleşmesi, Avrupa Birliği'ne üye yapması. Bir kısmı böyle bir beklentisi var. Bir kısmının işte Türkçü bir beklentisi yeni bir var. Tabii işte Osmanlıcılık gitsin, anlamda bir beklenti var. Afrika'yı tabii. Şimdi bu son zamanlarda yaşanan bütün bu olaylar bu konuda Erdoğan'ı sıkıştıran olaylar. Evet. Yani bir tek yerden bu süreci nasıl götürür? Savaşı göze alır mı? Almaz mı? Alabilir de. Bunu kendi çıkarına görür. Göze de alabilir. Yani bir yandan geri çekilme oluyorsa dediğiniz gibi, diğer yandan karakolları yapıyorsa vesaireyi yapıyorsa bunu da göz alır. Hiçbir çıkış bulmaz. Böyle bir patlamayla mesela bugün basına yansıyan şeyler oldu. İşte yok efendim PKK gerillaları ateş açmışlar helikoptere de vesaire, böyle bir provokasyona dönüştürme. İşte bunu bahane edip o askeri operasyon yapıyorsunuz. Orada insanların kendini savunma olasılığı olmayacak mı yani? Askeri operasyon yapıyor. Evet. Uçakları yani gönderiyor mesela. Yani provoke etmek ama bunu kendinden başlatmamak, karşı tarafı başlamaya zorlamak. Bu yönlü elbette ki taktikler vesaire izleyecektir. Bu taktiklerle askeri operasyonların vesaire önünü açmak isteyecektir ama bizim burada göz ardı etmemeniz gereken şey şu. Süreci başlatan biz, AKP değil. Ben Erdoğan'ın birdenbire ortasında kaldığı bir süreç yaşadığını düşünüyorum. Evet. Yani bu hani AKP'nin otur mesela diyorsunuz ya, bu ben AKP'nin oturup tartıştığı ve hadi böyle bir şey başlatalım ve şu Kürt sorununu en azına onları ikna ederek çözelim, artık Türkiye'nin önünde Kürt sorunu diye bir şey kalmasın deyip başlattığını düşün. Yani böyle değil, böyle olmadı. AKP'de başta Erdoğan birdenbire kendini bir sürecin ortasında buldu. Bu süreci kullanmak istediler. Yani Kürtlerin başlattığı bir süreç var. Türkiye'yi seçimle beraber vesaire demokratikleştirmeye zorlamak istedikleri bir süreç var. Ama AKP'nin de bu süreci oya devşirmek gibi bir planı var. Yoksa onun dışında Kürtlerin haklarıyla veya sorunuyla ilgili bir programı peki, yok. Şunu bence biliyor. Yani bir deneyim yaşadı. Mesela Başkan Öcalan'ın söylediği ilk görüşmeden basına yansıyan da söylediği bir cümle vardı. Diyor ki Duya, Erdoğan bilmiyordu bizi bitirebileceğini, işte Çiller vesaire bitiremedi ama ben narsistlikle, ben şöyleyim, ben böyleyim, bakın ben bu kadar şey yaptım, bunu da ben savaşarak bitiririm evet. dedi ama başaramadı, bitiremedi, bunu gördü. Yani bir deneyim yaşadı. Tekrar aynı şeyleri yaparak aynı deneyimi yaşayacağını sanmıyorum. Yani Erdoğan'ın böyle bir ticari kurnazlığı var. Yani aynı şeyleri tekrar ederek birdenbire böyle bir savaşın içine kendisini atacağını sanmıyorum. Ve Kürtlerin de bir eyleme kalkarlarsa böyle Gezi Parkı direnişinde olduğu gibi dağılmayacağını da biliyor. Yani Kürtlerin bu konuda yılların örgütü deneyimine sahip olduğunu da biliyor. Evet. Bu nedenle çok böyle paldır küldür, harala gürele bir savaşın içine girmeyecektir. Ama provoke etmeye ve Kürt tarafının saldırganlığını sağlamaya çalışacak. Yani Kürt tarafını sabrını tüketmeye çalışacaktır. Sabrını tüketmeye çalışacaktır. Şimdi tabii bu sabır tükenmesi acaba yani pardon ki AKP başlayan bu süreci sürüncelemede bırakıyor, üzerine yatmak istiyor ama Kürt tarafı da de facto olarak adım atmak istiyor. İşte Kuzey Kürsan konferansı yapıldı, statü hak talep ediyor. Bir takım organlarını oluşturmaya çalışıyor, altyapısını oluşturmaya çalışıyor. Öz yönetimin, özelliğin veyahut da kendi kendini yönetmenin, bu her halkın da olduğu gibi Kürt'ten de hakkı. Acaba bu nereye kadar hani karşılık olarak bu negatif barış dönemi devam edebilir sizce? Çünkü şu an negatif barış dönemi var. Yani hani silahlar susmuş, iyi de olmuş susması. Hı hı. Hatta tümüyle sussun, hiç silahlar konuşmasın. Hı hı. Hiç nasıl patlamasın da. Ama kitlesel bazda, evet barış demek değil. Hı hı. Ne kadar sürer? Yani bu aylarca sürer mi sizce? Çünkü hani 99'un hesabını mı yapıyor acaba AKP? Ya bence sürecin Kürt ulusu, Kürt halkı açısından öyle orta vadede dahi bu şekilde sürdürülebilir durumu yok. Artık Kürt halkı kandırılmaya doydu. Kürt halkının burasına geldi. Bardak taşıyor. Hatta bugün Sayın Demirtaş'ın açıklaması var. İkinci paket açıklanacak diye. Biz gelecek haftayı bir görelim. Neler çıkacak? Neler çıkaracaklar bu paketten? Onu çok bilmiyoruz. Fakat Kürt halkı bu pozisyonuyla, AKP'nin bu duruşuyla çok
devam ettiremez. Sayın Aynen'in şu sözüne de katılıyorum. Kürt halkı tabii ki gazi direnişi, Gezi direnişi ve Taksim direnişi gibi böyle önderliksiz değil. Tamamen 30 yıldır pişmiş bir halk. Bu kavgaya alışkın bir halk. Kurşunlara alışkın bir halk, bombalara alışkın bir halk. Dolayısıyla öyle bir haftada dağıtılabilecek, başladığı zaman, bir patladığı zaman AKP başına Taksim'den daha büyük bir bela alabilir bu anlamda. Ve bu bela sadece Kuzey Kürdistan'da sınırlı kalmaz. Tüm Türkiye'yi de kapsar. Ama şöyle bir şey de olursa, bir de Taksim'le de birleşirse böyle bir patlama, daha da farklı bir bu sefer AKP kesin gider. Yani AKP tabii derdimiz AKP'yi götürmek değil. Çünkü o konuda hani... Öyle bir derdimiz de olsun, zararı yok. Yani evet. bu politikalarıyla... Şöyle bir derdi olsun insanların tabii. Yani AKP'nin gittiği, yani iktidarın daha demokratik bir ekiple el değiştirdiği, demokrasi ve hukukun üstüne inanan bir hükümetin seçmişlerin geldiği bir iktidar elbette hepimiz tercih ederiz. Yani tabii, ama şu anda AKP'nin gittiği yerine CHP'nin geldiği bir tercihle karşı karşıya değil herhalde Kürtler ve demokrasi güçleri. Çünkü al birini vurma tekrar gibi bir durum var. Katilinden katil beğen. Evet, şimdi tabii ama böyle şeyle bir enteresan durum var. Mesela hani bugün Kayseri'de konuşmuş, mesela diyor ki 3,5 yaşındaki torunum sabah kapıya çalıyor. Dedeciğim bir şey söyleyebilir miyim diyor. Söyle diyorum, dik dur, eğilme, bu millet seninle diyor. Şimdi birisi 3,5 yaşındaki bir çocuğa dedesine böyle söyler mi? Bilemiyorum. Niye bu tür aforizma da ihtiyaç duyuyor Erdoğan? Yani çözüm sürecinde de buna ihtiyaç duyuyor. Şimdi hemen altında diyor ki işte Gezi direnci çözüm sürecine karşı yapıldı. Bir de diyor ki çözüm sürecine kalıcı devam edeceğiz. Ama hemen o konuşmanın içerisinde Sayın Öcalan'a tekrardan bilinen hani hakaretleri yapıyor. Kafası çok mu karışık? Yoksa bu bir sistematik söylem mi sizce? Ben yok, kafası çok karışık değil. Sonuçta bir yapması gerektiğini düşündüğü şeyler var. Söylemesi gerektiğini düşündüğü şeyler var. Bir de içinde söylemek istediği şeyler var. Şimdi Erdoğan kendisi demokrat biri değil. Demokrat olmayan birinin demokrasiyi tesis etmek ya da Türkiye'yi demokratikleştirmek gibi bir bakış açısı olmaz. Ama siyasete girişi ve siyasette kendine oy alma çizgisi Türkiye demokratik bir ülke değil ve biz Türkiye'yi demokratikleştirmeye geliyoruz söylemi üzerinden oldu. Şimdi böyle iki şey Erdoğan'da çatışıyor. Bu 3,5 yaşındaki torunum, oğlum, kızım, bilmem neyim, bunlar yani eğer bunlara ihtiyaç duyuyorsa gerçekten çok korkuyor demektir. Kaybediyor, kaybettiğinin farkında. Yani bunlara sarılacak kadar düşürdüyse siyasetini, politikasını. Peki, bu ciddi bir korkuyu içinde taşıyor demek. Bir şey sormak istiyorsan çok kısa yapalım. Psikolojik bir şey yani o cümle. Anladım. Eğer hükümet ciddi bir kriz yaşarsa, parçalama bir bölünme yaşarsa, bununla beraber çözüm süreci de muhatapsız kalmış olmaz mı? Siz nasıl bakıyorsunuz? Şimdi iki türlüdür. Yoksa çözüm süreci buna rağmen yürümek zorunda. Hayır öyle değil yani öyle bir hiçbir şey böyle hani cetvelle çizilmiş gibi olmuyor. Evet. Parçalanmakta eli güçlenen taraf demokrasi güçleri olursa çözüm sürecine evrilir bu. Evet. Ama parçalanmakta bir dağınıklık olursa ve bu daha çok militarist, şovenist güçlerin güçleneceği bir parçalılık olursa bu çözüm sürecine tabii ki darbe vuracaktır. Ama hani her parçalanmayı, dağılmayı olumsuz da görmemek, aa ne güzel işte parçalanıyor deyip dört elle de sarılmamak gerekiyor. Her koşu kendi içine denemek gerekiyor. Tabii ki. Şimdi sırada ise KCK Yürütme Konseyi Sayın Duran Kalkan'ın ve yaptığımız süreçin ikinci bölümü var. Bu bölümde Kuzey Kürtistan kampanyasını değerlendiriyor ve önümüzdeki hafta Avrupa'da gerçekleşecek olan kampanyada ilişkin görüşleri var. Hep birlikte izliyoruz. ...16 Haziran'da Ahmet'te yapılan konferansın başarıyla gerçekleşmiş olması büyük önem taşıyor. Daha önce de 25-26 Mayıs'ta Ankara'da Türkiye toplumunun görüşlerini, iradesini ortaya çıkartan Barış ve Demokrasi Konferansı olmuştu. Onu takiben Kuzey Kürdistan toplumunun
iradesini, görüşlerini ve taleplerini ortaya çıkartan Kuzey Kürdistan Birlik ve Çözüm Konferansı gerçekleşti. Bunlar önemli adımlar. Toplumun tüm kesimlerini birleştiren, bütün kesimlerin ortak iradesini, talebini, görüşünü ortaya çıkartan çalışmalar oluyor. Bu bakımdan da yeni süreci açısından toplumun değişik kesimleri ne düşünüyor? Bir bütün olarak Kürt toplumu, Türkiye toplumu yeni süreci nasıl ele alıyor, nasıl anlıyor, nasıl bir demokrasi istiyor? Bunları açığa çıkartan toplantılar. Her iki toplantı da başarıyla gerçekleşmiş bulunuyor ve sonuçları itibariyle ayrıntıya girmeden şunu söyleyebiliriz. Genelde Türkiye toplumunun bütün halklar, bütün kesimler ile birlikte özel olarak da Kuzey Kürdistan toplumunun bu yeni demokratik çözüm sürecini nasıl algıladığı, ele aldığı, böyle bir süreçte demokratikleşmenin nasıl olması gerektiğini açığa çıkardığını söyleyebiliriz. Bu bakımdan da başta hükümet olmak üzere bütün siyasi partiler, yine yönetimde etkili olan kurumlar bu gerçeği görmek, bu sonuçlara uygun hareket etmek durumundalar. Şimdi konferansı yapanlar açısından ise tabii önemli bir çalışma yürüttüler. Ciddi bir hazırlık süreci yaşandı. Konferansta da büyük tartışmalar oldu. Emek harcandı. Ben emek harcayan ve konferansın başarıyla gerçekleşmesine hizmet eden herkese teşekkürlerimi ifade ediyorum. Büyük bir görev yürüttükleri için onları selamlıyorum. Bu durumun ortaya çıkması, Kuzey Kürdistan toplumunun iradesinin ve genelde de Türkiye toplumunun iradesinin ortaya çıkması aslında işin önemli bir kesiminin başarılması oluyor. Neyin yapılmak istendiğinin, demokrasinin ne olduğunun açığa çıkarılması açısından. Bu başarılmıştır. Birlik sağlanmış, karar alınmış, ortak demokratik fayda, program oluşturulmuştur. Bu başlangıç adımı olarak önemli ve başarı ifade ediyor. Fakat tabii hepsi değil, yeterli değil. Devamının getirilmesi gerekiyor. İkinci adımının atılması lazım. O da ne? Bu kararların örgüte ve eyleme dönüştürülmesi. Demokratik siyasi örgütlenme ve eyleme dönüştürülmesi önem taşıyor. Bu bakımdan da şimdi kararlarla bir irade ortaya kondu. Ön açıldı. Ne yapılması gerektiği belirlendi. Bundan sonrası da bu belirlenenleri doğru bir tarzla, üslupla, yeterli bir çalışma temposuyla hayata geçirmektir. Bu bakımdan durmak olmamalı. Daha büyük bir çaba, daha büyük bir gayret kesintisiz bir biçimde sürdürülerek 2013 yılını gerçekten de Türk sorununun demokratik siyasi çözümü ekseninde Türkiye'nin demokratikleşme yılı haline getirmek başarılmalı. Aslında ilk iki konferans Avrupa'daki üçüncü konferansın da çerçevesini, önemini, görevlerini belirlemiş durumda. Birinci konferans TC sınırları içerisindeki halkların, toplumun irade ve görüşlerini ortaya çıkardı. Ahmet'teki konferans Kuzey Kürdistan toplumunun görüş, istem ve iradesini ortaya koydu. Şimdi Avrupa'daki konferans da yurt dışındaki Kürtlerin ve Türkiyelilerin görüş, irade ve isteklerini ortaya çıkaracak. Aynı zamanda onların dostlarının, demokratik çevrelerin Türkiye'deki demokratikleşmeye nasıl baktıkları, nasıl bir Türkiye, demokratik Türkiye istediklerini ortaya çıkartacak.
Dördüncüsü de Hevler'de. Kürdistan'ın diğer parçalarında katıldığı Kürt Ulusal Konferansı olacak ki o da Türkiye Cumhuriyeti sınırları dışında Kürdistan'ın diğer üç parçasındaki Kürt toplumunun diğer kuzey parçasıyla birlikte irade, görüş ve isteklerinin ne olduğunu, nasıl bir demokrasi ve çözüm istediklerini ortaya koyacak. Böylece Kürtlerin tümünün, Kürdistan'da ve dışarıda yaşayan Kürtlerin tümünün iradeleri, görüşleri ortaya çıkmış olacak. Yine yurt dışında yaşayan Kürtlerin ve Türkiye'lilerin iradesi ortaya çıkmış olacak. Bir de Türkiye Cumhuriyeti sınırları içerisinde bugün bulunan bütün toplumun iradesi ortaya çıkmış oluyor. Bu iki şeyi ifade ediyor tabii. Bir, nasıl bir demokrasi istediğini toplumlar ortaya koymuş oluyorlar. İki, toplumlar harekete geçmiş, sürece müdahale etmiş oluyorlar. Biz inanıyoruz yurt dışındaki bütün Kürtleri ve Türkiyelileri kapsayacak, herkes katılacak. Tam bir birlik konferansı olacak. Yurt dışında 12 Eylül darbesinden bu yana 33 yıldır kadın erkek, yaşlı genç çok sayıda insan var. Gerçekten de bir maket topluluk durumunda. Mücadeleye de bu 33 yıldır 12 Eylül faşizmine karşı yürütülen mücadeleye de büyük güç kattılar. Bu konferanslarıyla da aslında yeni demokratik Türkiye'nin oluşumunda ve Kürt sorununun çözümünde kendi görüşlerini, çözüm iradelerini ortaya koyacaklar. Bunu başarıyla yapacaklarına, birlik içinde yapacaklarına inanıyoruz biz. En geniş katılımlı olacağına inanıyoruz. Bu herkese görev ve sorumluluk yüklüyor. Hiçbir farklı tutum, ayrıntı gözetmeden bunun başarısı için hangi ideolojiden olursa olsun tüm demokratik çevrelerin katkı sunacağını, çaba harcayacağına inanıyor. Herkesi de bu temelde katkı sunmaya, çaba harcamaya çağırıyor. Üstün başarılar diliyorum. Evet, sevgili izleyiciler, geçen hafta 15-16 Haziran tarihinde Ahmet'te Kuzey Kürdistan bir çözüm konferansı gerçekleşti. Bu konferansta Kürtler bir araya geldi ve sonuna karşı önemli kararlar aldılar. Önümüzdeki hafta ise Avrupa'da Türkiye'li ve Kürdistanlıların bir araya geleceği Brüksel'de bir konferans gerçekleşecek. Bu konferansta 29-30 Haziran tarihleri arasında yapılacak. Şunu diyebilir miyiz? Kuzey Kürdistan konferansıyla Kürtler açısından ortaya daha elle tutulur bir yol haritası çıktı, bir program çıktı ve Kürtleri temsil etme sorunu tümüyle gündemden düştü diyebilir miyiz? Çünkü AKP hükümetinin böyle bir numarası da vardı. Daha sonra AKP'nin temsiliyeti sona erdi Kürtistan diyebilir miyiz? Çünkü AKP diyordu BDP ve BDP dışında bir de ben Kürtleri temsil ediyorum. Kuzey Kürtistan konferansına birlikte bütün Kürt örgütleri ve Kürtistan olan güçle bir araya geldiler. Sorunları tartıştılar ve Kürtistan geleceğine ilişkin barış çözüm süreci için kararlar aldılar. Burada AKP yoktu. AKP'nin böyle bir derdi de yoktu. Böyle bir konferansı katılım. Maddi bir derdi de yoktu. Şimdi tabii AKP öyle dedi diye öyledir anlamı çıkmıyor yani. Evet. AKP çok şey söylüyor ama söylediklerinin yarısından çoğu hiçbir şekilde hiçbir kimseyi temsil etmiyor. Evet. O yüzden AKP'nin Kürtleri temsil ettiği vesaire. Hayır, bu konferansla bitmiş oluyor mu bu tartışma? Yok, AKP bitirmez. AKP yine aynı şeyi söyler. AKP bugün ne diyor? Diyor ki ben %51 oy alıyorum, ben %50 oy alıyorum. O zaman ben buranın sahibiyim diyor. Tabii ne Gezi Parkı diyor, ne İzmir'i, ne bilmem ne. Yani oy üzerinden yapılan bir temsiliyeti kendisi için bir halkın temsiliyeti olarak görüyor. Böyle bir şey yok. Konferans ama şu açıdan çok önemlidir. Bir halkın temsiliyeti o halk için yapılan şeylerle ölçülür. Konferansta bir araya gelen gelenlerin tümü Kürdistan halkı için bugüne kadar neyi ne kadar yapabilmişse mücadele etmiş, Kürdistan halkının haklarına ilişkin söz söylemiş kurumlar, örgütler ve bireylerdir. Evet. AKP bugüne kadar Kürdistan halkına ilişkin, Kürdistan halkının haklarına ilişkin hiçbir şey söylememiştir.
yani AKP gelmiştir, Kürdistan'da Türkleştirmenin hesabını yapmıştır. Ha, AKP Kürtler oy vermedi mi? Elbette oy verdi ama Kürtlerden korucu da çıkıyor. Yani bunun üzerinden Kürt halkının temsiliyeti diye bir şey söz konusu olamaz. Ama şu bir gerçek, konferansla Kürdistan'ın bütün halklarının ve bütün kesimlerinin iradesi açığa çıktı. Şu bir kere açığa çıktı. Kürt sorunu PKK sorunu değil. Kürt sorunu PKK ile ilgili bir sorun değil. PKK, Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin Kürdistan halkına uyguladığı tüm zulmün sonucunda açığa çıkan bir silahlı mücadele. Bu anlamda ama Kürdistan'da Kürt sorunu, Kürt halkın yaşadığı hak talebi sorunu herkesin sorunu. Bu anlamda bir irade açığa çıktı. Bu konuda bundan sonra evet, kimse PKK'yı artık marjinalleştirme, Kürdistan Özgürlük Hareketi'ni Kürt halkından kopuk ele alma, birilerini başka bir sınıfsal anlamda farklılıkları öne çıkarıp bu anlamdaki farklılıklarda Kürdistan Özgürlük Hareketi'ni yalnızlaştırma, birbirinden ayrıştırma yönlü kafalardaki projeler, bugüne kadar hayata geçirilmek istenen projeler ortadan kalktı. Yani bunun artık hiçbir şekilde hayata geçirebilirlik durumu yok. Evet. Çünkü artık Kürdistan'daki bütün güçler bir araya geldi ve birlikte bir irade ortaya koydular. Nasıl bakıyorsunuz Kuzey Kürdistan Konferansı'na? Yani ben şimdi sizin sorunuzla, daha önceki sorunuzla ilişkin bir şey söylemek istiyorum. AKP'yi ve Gülen cemaatini tanımlamak gerekirse İttihat ve Terakki çizgisinin 21. yüzyıla uyarlanmış hali diyebiliriz. Kürtlere ve Kızılbaş Alevilere ilişkin politikalarını 21. yüzyıla uygun uyarlamaya çalışıyorlar bence. Dikkat ederseniz Gülen cemaatinin Kuzey Kürdistan'daki politikaları, Kızılbaş Alevilere karşı politikaları, İttihat ve Terakki çizgisinin neyse hemen hemen benzerlikler arz ediyor. Sadece politikaların uygulanışında farklılıklar var. Kuzey Kürdistan Konferansı ise aslında şunu gösteriyor. Demokratikleşme sürecinin sadece BDP ya da PKK inisiyatifiyle yapılamayacağını, tüm Kürt ulusunun iradesinin açığa çıkarılması gerektiğini ve bir biçimiyle bence açığa da çıkardı. Bildiğim kadarıyla İslamcı Kürtlerinden, sosyalist Kürtlerinden tutalım da çok çeşitli geniş bir yelpazeyi içine, belki birkaç istisna bunun dışındadır, barındıran bir konferans aldı. Bu anlamda bence bir irade ortaya çıktı. Bu irade Kürt ulusunun taleplerini bir potada birleştirdi ve Türk devletine sundu. Bizim taleplerimiz budur diyerek. En önemli şeylerden birisi bu. İkincisi de tabii taleplerin sadece iradenin ortaya çıkması ciddi bir başarıdır. Belki yıllardır yapılamayan şey evet, bu konferans aracılığıyla yapıldı. İkinci mesele ise sadece iradenin açığa çıkması, Kürtlerin de kendi içerisinde demokratikleşme süreci değil, bunun gerçekten de pratiğe dökülmesi gerekiyor. Tabii ki evet, bu gerekiyor. Benim dikkatimi çeken Sayın Hoca'nın mesajında da bu çok vurgulu bir yer tutuyor. Yani çok sesliliğinin, çok kültürlüğünün, demokratik tahammüllerin, bilimini anlama ve dinlemenin, hatta şey diyor, benim son söz söylemem doğru değil diyor. Yani gönderdiği mesajda herkesin buna katılması gerekiyor. Sanki şöyle bir şey oldu. Bu Kuzey Kürdistan Konferansı aynı zamanda Kürdistan demokrasisinde gelişmesi ve açılımı için önemli bir şey oldu. Ne diyeyim? Bir mevzi, bir mekanizma oldu. Acaba sürer mi sizce? Yani bu sadece burada kalır mı? Ya sürmesi gerekiyor. Tabii ki Sayın Hocalar'ın bakış açısı bu noktada çok doğru. Yani bir kişiye indirgenerek bu sürecin zaten sürmesi imkansız. Ya da işte sadece bir BDP'ye yüklenerek tüm sürecin yükü imkansız. Bu sürecin özneleri kimlerse, evet, hepsinin de bu sürecin bir fiil içerisinde olması gerekiyor. Bu yükü omuzlaması, deyim yerindeyse klasik tabirle ellerini taşın altına koymaları aynen, gerekiyor ve bu sürecin de çeşitli yöntemlerle, zenginleştirilmiş yöntemlerle ve araçlarla devam ettirilmesi gerekiyor. Yani demokratikleşme sürecinin aynı şeyde olduğu gibi, biz Taksim'de şimdi nasıl şeyden söz ediyoruz ya, her parkta forumlar yapılıyor. Kürdistan'da da artık, Kuzey Kürdistan'da artık daha farklı biçimlerle demokratikleşme süreci tabana
daha da yaygın bir şekilde. Zaten şöyle bir şey oluyor, her cuma günü sivil cumalarda böyle oluyor yani. Aslında bir parça sivil cuma namazlarında çok enteresan sohbetler gündeme geliyor. Ve de BDP'nin düzenlediği ve diğer Demokrat Toplum Kongresi yaptığı konferanslarda. KCK yaptığı açıklama dedi ki bu konferans yasama görevini görebilir Kürdistan'da. Yani bir süreklikten bahsediyor. Acaba bu konferansın arkası gelecek mi? Yani nasıl bir mekanizmadan bahsediyoruz burada? Şimdi tabii burada şeyi göz ardı edemeyiz. Sonuçta bu başkanın önerileriyle gelişen konferanslar oldu. Bu önerilerin altında yatan şey bu süreçte, bu süreci bir hem tümüyle İmralı'nın olduğuna yıkmamak anlamında önemliydi. İkincisi demokratikleşme talebinin her kesimden görünür hale gelmesi anlamında önemliydi. İşte bir yandan Türkiye'de yapılan konferansla Türkiye'nin bütün halklarının demokratikleşme talebi, Kürtlerin hakları konusundaki demokratik adımların da sadece Kürtlerin talebi olmadığını, Türkiye'deki herkesin de bu konuda talebi olduğunu göstermek. Diğer yandan da işte Kürdistan'da böyle bir konferansla Kürdistan'daki herkesin bu talebini görünür kılmak. Bu talep sadece BDP'nin talebi değil. Bu talep sadece Abdullah Öcalan'ın talebi değil. Bu talep sadece KCK'nin talebi değil. Bütün Kürtlerin ya da bütün Kürdistanlıların talebi. Bunu görünür kılmak ve en önemlisi de bence bu konferans önerilerindeki en önemli nokta şu: herkesi katmak, katılımcılığı esas almak, herkesi müdahil etmek. Evet. Herkes müdahil olacak, bunun içinde yer alacak ve bu süreçten hep birlikte, bu sürece hep birlikte götüreceğiz anlamında önemli. Mesela Türkiye'de konferans da, konferanstan sonra komisyonunu kuracak, komisyonlar alınan kararları hayata geçirecek, takip edecek, tekrar konferanslar toplanacak. Kuzey Kürdistan Çözüm Konferansı, birlikte çözüm konferansı da aynı şekilde. Orada örneğin bir komisyon açığa çıktı. Bu komisyon bundan sonraki süreci sadece izlemeyecek, müdahale edecek. Süreçte aksamalar yaşandığı zaman o aksamaların nasıl giderileceğini, Kürtler tarafında nasıl giderileceğini tartışacak. Belki konferansı tekrar toplayacak, belki sadece komisyonlar toplanacak. Evet. Ama mesela oradaki bir kararlardan tabii ki, ama mesela ben bilmiyorum, alınan kararlarla ilgili tartışmaya girecek miyiz ama vaktimiz kalmadı. Ama ben mesela kararlarla ilgili şunu vurgulamak istiyorum. Orada kararlarda çok önemli ayrıntılar var. Bir sürü önemli şey var ama bence asıl önemlisi, mesela devlete bir sürü şunu yapmalı, bunu yapmalı gibi çağrılar var. Ama en önemlisi Kürtlere yapılan şöyle bir çağrı var. Bence tam da bu süreç onun açığa çıkması gereken bir süreç. Kürtlere ülkeye dönün çağrısı var. Yani hem oluşacak komisyon bu yönlü, gerek Türkiye'deki metropollerde, gerek Avrupa'daki işte toplantılarda bu yönlü bir çalışma yürütmeli. Çünkü Kürdistan halkının ülkeye dönüşü hem özüne dönüşünü temsil edecektir, hem de asıl Türkiye'yi demokratikleşmeye zorlayacak olan en önemli araç olacaktır diye düşünüyorum. Şimdi son 2-3 takımız kaldı. Tabii Avrupa Konferansı var. Sayın Aydar Zübeyre'de Kecek Yönetmen Konseyi'si bugün Özgür Politika'ya bir açıklama yapmıştı. Brüksel Konferansı sürgünler için siyaset yönünü açacak. Sayın Emin Aylen dedi, ülke dedi. Avrupa'daki konferans nasıl bir rol oynar sizce bu süreç için? Çünkü çok geniş katılımlı, bütün etnik gruplarına, inanç gruplarına insana bir araya gelecek. Sadece Türkler ve Kürtler değil. Ya, Avrupa'da da bence irade merkezileşmiş, daha da merkezileşmiş olacak. Geniş katılımlı ve somut politikalar koyacak önüne. En azından sürgünde yaşayan Kürtler ve Türkiye'li sosyalistlerin Türkiye'ye nasıl dönecekleri veya da Türkiye'de sürdürülecek politikalara ilişkin söz söyleme hakları olacak. Türkiye, evet, şuna ben çok önem veriyorum. Avrupa'da gerçekten de bu politik anlamda da birikim burası. Sadece bir Avrupa'da yaşayan göçmenler, göçmen işçiler ya da Kürt ya da Türk sosyalistler olarak bakmamak lazım. Ciddi bir birikim var. Türkiye'deki mücadelenin önünü açma açısından bu birikimin fevkalade önemli olduğunu düşünüyorum. Sürece fayda getireceğini düşünüyorum. Biraz da bu Avrupa'dan ziyade Türkiye'de artık buradaki insanların, Avrupa'da yaşayan göçmenlerin ya da sürgündeki insanların Türkiye'ye dönmesi için önünün açılması lazım. Evet. Belli hukuksal sorunlarının çözülmesi lazım. Çözülmeden nasıl dönecekler? Bizde böyle bir problem de var gerçekten. Avrupa'da yaşayan siyasi sürgünlerin politik ilişkilerden tabii dönmesi için, yani sonuç olarak tabii başka türlü dönebilirsin de, ama dönüp normal hani siyasi hayata katılabilmesi için
Türkiye'nin yasaların değişmesi gerekiyor bir kısmen. Gözden geçirmesi gerekiyor. Sizce bu süreç ikinci aşamada gündeme gelebilir mi? Yani çünkü AKP hükümeti dönüşü tek kişiler üzerinden yürütüyor. Bunu bazen de magazinleştiriyor mesela. İşte isim vermeyelim de diyelim ki bir sanatçı üzerinden, bir siyasetçi üzerinden. Halbuki bahsi geçen on binlerce insandan bahsediyoruz. Özellikle 90'lı yıllarda köyleri yakılmış, Avrupa'ya göç etmiş. Yüz binler var. Yani bahsettiğiniz o ilk yasal düzenlemeler, anayasaya bağlı olmayan yasal düzenlemeler gerçekleşirse bile bu mümkündür. Yani anayasaya hiç bağlı olmayan yasal düzenlemeler bunlar. Bu konuda bir irade, bir samimiyet, bir çözme düşüncesi gelişirse tabii ki mümkündür. Mümkün. Ama bunu benim söylediğim sadece onun üzerinden değildi. Yani o durumda olmayan milyonlarca Kürt var. Yani elbette ki kolay değil, geri dönmek kolay olmayacaktır. Evet. Ama göç etmek de çok kolay değildi. Köylerimiz yakılmıştı, biz göç etmiştik, günlerce sokakta yatmıştık. Yani o da kolay değildi. Ülkeye dönmek daha kolay olacaktır o anlamda. Evet, Sayın Emine Ayna ve Sayın İbrahim Gezici çok teşekkürler programa katıldığınız için. Sevgili izleyiciler, bir süre sonra daha burada noktalıyız. Aslında Batı Kürşan'a da konuşacaktık. Vaktimiz el verildi. Bir cümle şunu söyleyeyim. Bu hafta içerisinde birçok çağrı yapıldı. Özellikle Kuzey Kürdistan'da halkımız, sivil toplum örgütleri, siyasi partilerimiz Batı Kürşan'a ilişkin görevlerini kesinlikle ertelemediler. Batı Kürdistan'a danışmayı yükseltmemiz gerekiyor. Özellikle Afrin'e yönelik saldırıya karşı Afrin halkıyla birlik ve danışma içinde olmamız gerekiyor. Bunu her alanda sadece açıklama yaparak değil, bildiri yazarak değil, köşe yazısı yazarak değil, her alanda yani maddi manevi her alanda bu danışmayı mutlaka göstermemiz gerekiyor. Bu akşama Selasoy'u burada noktalıyoruz. Haftaya Cuma akşamı Ahmet'te saat 20 vurunca tekrar birlikte olacağız. Şimdi hoşça kalın. İyi akşamlar, iyi geceler.